makam sahibi, dünyadaki mal, mülk, makam, mevki ölünce gider. Ne akraba kalır, ne dost kalır. Öldükten sonra bu gök kubbede hoş bir sada bırakırsan, salih amel bırakırsan, kabirde seni kurtaracak onlardır diyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Recep Uyar 1962 yılında Bursa ili Büyük Orhan ilçesi Armutçuk köyünde çiftçilikle uğraşan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Çok küçük yaşlarda çobanlık yapmaya başlar. Bu arada yanık yanık türkü söylemeyi ihmal etmez. Ayrıca köy camiinde fırsat buldukça müezzinlik de yapar. Yakınlarının tavsiyesi ve kendisinin de isteği üzerine Bursa İmam Hatip Lisesi Orta Okulu'na yazılır. Kayıt için Bursa'ya gelen babası araba çarpması sonucu yaralanır. Babasına çarpan aracın şoförü Recep Uyar'a hem okul kayıt işlemleri için yardımcı olur, hem de Zafer Mahallesi'ndeki Muzaffer Kartal Hoca'nın yurduna yerleştirir. Oradan geçerken araba vuruyor babasına. Babayı araba vuruyor, babanın bacağı kırılıyor. O taksici de alıyor onu hastaneye, bu devlet hastanesi, şimdi kapatılan devlet hastanesine getiriyor. Hocayı da orada biraz ağlaşmış, işte şey yapmış, almış hocayı da yine. Oranın parasını ödemiş, hastanenin parasını ödemiş. Hocayı da götürmüş, okula bırakmış. Okula bırakmış ama hoca hiç 6 ay anne baba hiç kimseden irtibat alamamış, yani şey yapamamış. Hiç Subhaneke'yi de bilmiyormuş kendi anlattığına göre. Ondan sonra bir ben diye artık deyip annemden babamdan diye, babam bacağı kırıldı hastaneden çıktı çıkmadı bilmiyorum diyor. Ben diye derslere yoğunlaştım diye onlara ermiş. Bir ay sonra gelmiş ama onlara ermiş. En büyük hayali iyi yetişmiş bir din görevlisi olmak olan Recep Uyar, Muzaffer Hoca'dan aldığı derslerle günden güne bilgisini artırarak bu hayalini gerçekleştirmeye çalışır. Gurbet hasreti ve maddi yokluk içinde eğitimle devam eden Recep Uyar, orta ikinci sınıftayken babasını kaybederek yetim kalır. Tüm bu zorluklara rağmen yine de başarılı bir öğrencilik hayatı geçirir. Eline geçen harçlıklarla yeni kitaplar alır, onları okuyunca ikinci el olarak satar ve kazandığı parayla tekrar kitap alır. Yokluk içinde olan küçük Recep'in okuma isteği o kadar çoktur ki hiçbir engelle karşılaşmak istemez. Bir anısını anlattı, böyle çok üzüldüm. Anısını getirdi, bizim hepimiz orada cantık yedirdi. O zaman buradaki zengin olanlar kutu kola. O zaman kutu kolalar yeni çıkmışmış, cantık. Ben alamıyordum diyor yani. Onlar yiyordu, ben yiyemiyordum diyor. Sonra 6 ay sonra annesi gelmiş abisinden beraber. Çok sevindim diye, hiç köye gidemedim diyor yani. Düşün, okuldan gelmiş 11-12 yaşında. Hiç köye gidememiş, babasının bacağı kırılmış, hiç onlara şey yapamamış. Sonra işte derslerinde güzel, başarılı. Son sınıfta galiba, bu kadar çok net şey yapamıyorum da. Ya ikinci sınıfta ya son sınıfta babam vefat ediyor. Aynı hocanın yaşında onun da iki çocuğu evlenmemiş kalmış. İki torunu var. Büyük abisi evlenmiş, iki çocuğu evlenmemiş, iki tane de torun var. Aynı babasının yaşında, eşim de aynı öyle oldu. Babası da gitmiş hocaya ev yapacağım köye, hani okuyor ama bilmiyor hoca olacak, buralara gelecek. O da bilmiyor ki, hani kimse bilemez. Sonra aynı o adama işte fırın yaptırdı, adam köyüne gitmiş. Usta getireyim diye, böyle yer açtırmış köyde, hocaya ev yaptırayım diye. Oradan o da aynı bir an bayılıyor, 3 gün sonra ölüyor. Babama bir gün dedim ki, baba sen çok küçük yaşta babasız kalmışsın, baba sevgisi görmemişsin. Yani baba sevgisi görmeden, babalık görmeden ya nasıl bu kadar güzel babalık yapabiliyorsun? Ben dedim bazen düşünüyorum. O yüzden dedim gerçekten sana olan sevgim daha artıyor.
Bu tabii dedi belki görülen bir şeydir ama öğrenilebilen bir şey midir çok bilmiyorum. Belki içten gelen bir şeydir. Ben sadece Rabbimin bana olan emanetlerini kabul ettim ve çok sevdim dedi bana. Biz de gerçekten onu çok sevdik. Hepimizin, yani bütün ailenin, kardeşlerin, annemin göz bebeğiydi babam. İmtihan böyle bir şey belki de. En çok sevilenle, sevdiğinizle imtihan oluyorsunuz ki işte orada gerçekten imanınızın derecesi ölçülüyor. Ben bu şekilde düşünüyorum ve dik durmaya çalışıyorum. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan Recep Uyar, 1982 yılında İzmit'in Horzum köyünde İmam Hatip olarak meslek hayatına başlar. Bir yıl burada görev yaptıktan sonra İzmit Merkez Zeytinlik Camii'ne tayin edilir. 20 yıl görev yapacağı bu camide bölge halkı ve cemaati tarafından çok sevilir. Henüz 21 yaşında bir imam olmasına rağmen samimiyeti, sıcaklığı ve çalışkanlığıyla mahallelinin gönlünde önemli yer edinirken onlarca da talebe yetiştirir. 2002 yılında çok sevdiği memleketi Bursa'nın Yeşil Camii'ne müezzin olarak atanır. Ecdat yadigarı tarihi camide görev yapma bilincini ve sorumluluğunu her zaman üzerinde taşıyarak 20 yıl dolu dolu hizmet eder. Yeşil Camii'ni birinci ev olarak görür, günün birçok saatini cami ve civarında geçirir. Özellikle camiye gelen yerli ve yabancı turistlere gönüllü rehberlik yapar, İslam dinini ve ezan-ı Muhammediye'yi büyük bir iştiyakla tanıtır. Onun bu gayreti dünya çapında tanınmasına vesile olurken, Yeşil Camii'yi ziyarete gelenlerin gözleri artık Recep Hoca'yı da arar hale gelir. Kendisiyle birlikte görev yaptığı hoca arkadaşları Recep Uyar'dan övgüyle bahsederken yerine göre bir abi, yerine göre bir kardeş olarak uyum içinde huzurla görev yaptıklarını her zaman dile getirirlerdi. Yaklaşık 7 yıldır görev yaptık. Ne ben onu kırdım ne o beni kırdı. Allah ondan razı olsun. Çok iyi bir insandı. Nev-i şahsına münhasır, ne üzen ne üzülen bir şahıstı. Recep Hocam'la tanışıklığımız bizim bu 5 yıla dayanmıyor. Benim babam burada baş imam hatip olarak 16 sene görev yaptı. Recep Hocam'la beraber çalıştı. 2003 yılından beri Recep Hocam'la bizim tanışıklığımız var. Yani şunu da diyebiliriz. Bizim çocukluğumuzu bilen, bizim yetişmemize vesile olan hocalardan bir tanesidir. Ellerinde büyüdük diyebilirim. Recep Hocam'la tabii fiili olarak 5 yıldır da beraber görev yapıyor idik. Kendisi camimizde görev yaparken malumunuz rahmeti rahmana kavuştu. Çok güzel bir insandı. Yani insanlarla olan diyaloğu çok iyi. Herkesle yaşıtına inebilen, insanların psikolojisinden anlayan ve sorunları çözebilen bir yapısı vardı. Ya mutlaka tabii anlaşamadığımız konular olur idi. Yani görev arkadaşlarımızla alakalı söylüyorum ama Recep Hocam'la alakalı hiç oldu diyemeyeceğim. Çünkü Recep Hocam'ı bir konuda sitem ettiğiniz zaman size karşı öyle güzel yaklaşırdı ki oradaki problemi çözer. Hatta biz 4 görevli arkadaşız. 2 imam hatibimiz ve 2 müezzin kayyum olarak 4 arkadaş görev yapıyoruz. Diğer arkadaşlar arasında bile bir sıkıntı, sorun sezdiği zaman hemen hepimizi toplar. Zaten en büyüğümüz oydu, abimizdi. Hepimizi bir araya toplar. Ya derdimiz ne? Şu. Nasıl çözebiliriz? Şöyle yapalım, böyle yapalım. Yanlış anlaşılmışız, yanlış anlamışsınız der. Aramızdaki muhabbeti hemen düzeltir. Muhabbeti sağlardı. Öyle bir yapısı vardı. Zaman zaman mesela camide, her camide mutlaka cemaatin görevlilerle alakalı bazı problemleri olur. İşte kendisine söyleyemez de bize söyler. İşte Recep Hocam'la şu sıkıntım var dediği zaman biz Recep Hocam'a ilettiğimizde bizzat gider o cemaatle evine gider, hediye alır, tatlı alır, bir şeyler alır, evine gider. Ya Hacı abi böyle böyle bir problem olmuş, kulağıma geldi. Yanlış anlamışsın beni. Aslında öyle yapmak istemedim. Yanlış anlaşılmışım, çok özür dilerim der. Özür diler, onunla da muhabbetini hemen düzeltir. Aradaki problemleri çok çabuk güzelliğe çevirebilme özelliği vardı. 14 yıl orada görev yaptım. Bu görev yaptığım süre içerisinde 12 yılını rahmetli Recep Hocam'la beraber çalıştık. Tesadüf müdür, tevafuk mudur?
Rabbim böyle istedi. Dört arkadaş hemen hemen peş peşe göreve başladık o dönemde. Hepimiz de Yeşil Cami'de yeniydik. Şunu açık yüreklilikle söyleyeyim. Dört kardeş. Ben şöyle tabir ediyordum. Anne baba ayrı, dört öz kardeştik. Ben onların içerisinde Mustafa hocam imam, İsmail hocam müezzin, Recep hocam müezzinimiz. Onların içerisinde en küçük bendim. Dolayısıyla ailenin en küçüğünün nazıyla oynarlardı. Allah hepsinden razı olsun. Recep hocama gani gani rahmet eylesin. Nazımızla oynadı bizim. Böyle bir abilik yönü var. Recep hocamla çalışmak bu dörtlü olarak bana göre Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu. Hatta o dönemlerde görev yaptığımız arkadaşlarla şunu derdim. Allah size benim görev arkadaşlarım gibi görev arkadaşı nasip etsin. Bunu müftüme de söyledim. Bunu civardaki görevli arkadaşlarıma da söyledim. Hakikaten öyleydi. Zevkle görev yapılacak. Son derece görevine bağlı. Ben rahmetli olduktan sonra Yeşil Cami'nin öksüz kaldığına inanırdım. Aynı zamanda ailesine de çok düşkündü. Çok iyi bir eş ve çok müşfik bir babaydı. Sümeyye, Merve ve Hümeyra isminde üç kızı olan Recep Uyar, örnek bir aile reisiydi ve güzel ahlakıyla onları her zaman kuşatırdı. Dua ediyorum zaten. Hep diyordu ki, sizden sadece arkamdan dua etmenizi istiyorum diyordu. Her anımda ediyorum. Eskiden, şimdi ben de biraz babamı çekmişim böyle insanlara dertlerim, koşturum falan. Eskiden böyle hep kendim için şey yapardım. Şimdi hiç kendim aklıma gelmiyor. Ufacık yaptığım bir iyiliği hemen babamın adını anıyorum. Bir gün öncesi vefatından baba dedim, ben sensiz dedim nefes alamam. Ben yaşayamam, ben ayakta duramam. Çocuklarımla ortada kalırım dedim. Kızım öyle deme dedi bana. Allah seni yaşatır dedi, bensiz de yaşatır dedi. Dilerse Allah dedi. Yaşatır dedi, sen dedi Allah'a güven dedi. Senin tek sahibin Allah dedi. Ya sürekli bize böyle, yani hep, ben eminim evladı olarak. Hiç borcu olmadığına. Bizim vardır, bizim eksiğimiz vardır. Ama babamın Allah'a olan borçlarında ben evladı olarak şahidim. Hiçbir borcu yok, kazası yok. Namaz olarak, ibadet olarak. Yani hiç kimse hakkında bir dedikodu yaptığını duymadım. Hep ılımlı, hep olumlu, hep yapıcı. Hiç kimseye kin gitmez. Herkese kucak yani baba diyordum, bak sana bu böyle davrandı. Olsun kızım, Allah bilsin. Affeder, hep affeder. Allah'ın affettiği yerde ben kimim ki derdim. Ve Rabbim onu en güzel yeri nasip etti. Çünkü hak etti. Baktım orada temizlik görevi sağlıyor caminin orada. Hayırdır dedim. Recep hocamın bana çok iyiliği dokundu dedim. Hastanede Suriyeliler geldi mesela. Bulmuşlar beni. Sen Recep hocanın kızı mısın? Babam bize çok iyiliği oldu. Sonra kadının biri aradı beni. Kadın tam aykırı bir kadın normalde yaşantı olarak. İşte dedi, o da yurt dışındaymış. Ben dedi Recep Hoca ile görüşecektim. Ulaşamadım işte anneniz dedi bir şeyler söyledi inanamadım dedi. Meğer o kadınla babam yani bize her şeyi söylemezdi bunları. Yardıma muhtaç aileleri tespit ediyormuş babam. Bu da çok zengin bir kadın. Yardım ediyormuş. Babam onlara liste veriyormuş. Şunun kirası, şunun bilmem neyi. Kadın dedi ki senin baban muhteşem bir insan dedi. Kesinlikle cennet onun yeri dedi. Yani bir gün camiye gittim dedi. O kadar arayıştaydım ki mutsuzdum ki dedi. Para var, her şey var ama mutsuzum. Çok mutsuzum. Sonra babamızla karşılaştım dedi. Ondan sonra hocam demiş ben çok mutsuzum. Ben bana öyle bir şey söyle ki ben iç huzuruma kavuşayım. Babam da demiş ki yani gördüğüm kadarıyla araban falan durumun iyi demiş. Yetim fakir doyurmak ister misin demiş. Ben bilmem ki hocam öyle şeyler demiş kadından. Ben yiyorum içiyorum hani. Ondan sonra
ben sana yetim bulayım, ben sana gariban bulayım. Ondan sonra o ailelere götüreyim, onları giydir, yedir. Bak Allah sana nasıl iç huzur verecek, nasıl evine daha da bereket verecek. Kadın diyor ki, babanı tanıdığımdan beri diyor iç huzurum geldi diyor yani. Düzenli olarak bana liste verir, işte şu kişi aile bu, beraber gideriz. O aileler işte yiyecek, içecek. Ben bunları mesela çoğu şeyi sonradan öğrendim hep. Recep Uyar Hoca görev yaptığı zaman içerisinde, vaaza gittiğimiz zaman Yeşil Cami'de onu muhakkak bizden önce camiye gelmiş bir şekilde bulurduk. Herkes, sadece biz değil. Vatandaşımız gitsin, yabancı turist gitsin. Recep Hocamız her zaman camisinde. O kadar aşık ki görevine, yaptığımız sohbetlerde defalarca ağzından işittim ben bu kelimeyi. Cenab-ı Hakk'a şükrederdi. Beni Yeşil Cami'ye müezzin olarak görevlendiren Yüce Rabbimize hamd ederim. Gerçekten görevinin şuurunda, işinin farkında, ihlasla, samimiyetle görevine sarılırdı. Tabii Recep Uyar'la alakalı başından geçen bir olay, benim il müftülüğü vekilliği sıramda bize intikal etti. Konuyu kavradık, araştırmalarımızı yaptık, valiliğe de gerekli cevabı verdik. Konu şu, yaşlı bir zat yanında hanımıyla beraber Yeşil Cami'yi ziyarete geliyorlar. Beyefendi tekerlekli sandalyesiyle geliyor. Hanım da ayakkabılarının üzerine kaloş geçirerek camiyi öyle ziyaret etmek istiyor. Recep arkadaşımız rahmetli, hanımefendi bu halde ziyaret ettirmem. Çünkü iki adım atarsınız kaloş delinir. Sizin dışarıda dolaştığınız ayakkabı insanların namaz kılarken alnını burnunu koyduğu, secde yaptığı yere değer. Dolayısıyla bu şekilde ziyaret edemezsiniz deyince öteki zat diyor ki sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kim olursanız olun ama diyor usul budur, adap budur. Ondan sonra bunlar böyle münakaşa ederken diyor ki adam beni nasıl ziyaret ettireceksin? Recep arkadaşımız diyor ki tekerlekli araba bisikletinin tekerlerini sabunlu suyla sileriz, kurularız. Sizi öylece ziyaret ettiririm. Ama o da olmasa sizi sırtıma alırım, ziyaret ettiririm. Tabii bunlar kapının önünde müezzin arkadaşımızla böyle münakaşa ederken cemaatten yaşlı bir zat diyor ki ya zaten belanı bulmuşsun, Allah belanı vermiş, niye uğraşıyorsun müezzinle deyince onun o özürlü hale gelmesini böyle yorumlamış cemaatimizden. Adam hemen soluğu valiliğe alıyor, uzunca bir dilekçe. Vali bey bizzat kendisi konunun acil incelenmesi ve gerekli cevabın verilmesi diye bir şey geldi. Arkadaşımızı çağırdım, nasıl oldu dedim, böyle böyle oldu dediler. Ondan sonra verdiğimiz cevap da dedik ki, camiler insanların rahat secde yapabileceği temizlikte yerlerdir. Ayakkabıyla girilmesi mümkün değildir. Ziyaül Hak, Kenan Evren zamanında Ulu Cami'ye geldiği zaman ayakkabılarını çıkararak ziyaret etmiştir. O günlerde Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika Arap Mehmet Camii'ne gelmişti. Orada da Arap Mehmet Camii'ne girerken ayakkabılarını çıkararak girdi. Dolayısıyla arkadaşımızın herhangi bir kusuru yoktur. Cemaatten birisidir o şey diyen, zaten Allah belanı vermiş diyen, cemaatten birisi olduğu için bizim de ona yapacak bir şeyimiz yoktur diye cevap verdik ve böylece konuyu kapatmış olduk. Son nefesini çok sevdiği görev yeri olan Yeşil Camii'nde vermek istediğini birçok kez dostlarıyla paylaşan Recep Uyar, 26 Aralık 2021 Pazar günü Yeşil Camii'ne giderken yolda bir anda fenalaşarak oracıkta Hakk'ın rahmetine kavuşur. Cenazesi kalabalık bir cemaat tarafından Yeşil Camii'nde kılınarak Emir Sultan Mezarlığı'na defnedilir. Allah
rahmet etsin. Allahu ekber, Allahu ekber, Allah.